Değerli arkadaşlar, bugün itibariyle şu ana kadar ülkemizde 72 yangın çıktı. Bunların 45'i kontrol altında, 27'sine müdahale sürüyor. Ben şimdi size bugün belli bir risk üzerindeki yangınlarla ilgili bilgi vereceğim ve şu anda İzmir'de Karşıyaka'daki bu yangınla ilgili de Yamanlar'daki bu yangınla ilgili de detay vereceğim. Değerli arkadaşlar, malumunuz sabah itibariyle sadece Bolu ve Manisa'da, ki onların da enerjileri düşürülmüştü, ancak çok yoğun bir şekilde şiddetli rüzgarın olması tekraren buraları alevlendirdi. Biz umuyorduk ki bunlara belli bir şekilde müdahale edeceğiz ve sonuç alacağız. Ancak farklı yerlerde de yangınlar çıkmaya başladı. Şimdi Bolu yangını ile ilgili bilgi vereyim. 12.41'de Anız'dan kaynaklı bir yangın çıktı. Yaklaşık 80 kilometreye varan hızla bir rüzgar sebebiyle çok hızlı yayıldı. Bu yangını çıkartanlar, daha doğrusu başlatanlar gözaltında şu anda. Yangına o an itibariyle 13 helikopter, 160 kara aracı, 822 personel sevk ettik. Ayvatlar, Yeniköy, Seferler ve Umurlar mahallesi tahliye edilmişti tedbir amaçlı ve Nallıhan Göynük yolu trafiğe kapatılmıştı. An itibariyle hem arkadaşların müdahalesi hem nemin yüksek olması, sıcaklığında düşmüş olması sebebiyle enerjisi düşürülmüş vaziyette. Tabii bununla uğraşırken İzmir, Karşıyaka'da, Yamanlar'da yangın haberi aldık. Saat 21.10'da dün itibariyle aslında ilki o saatte ve tarihte idi. Biz dün gece sabaha kadar bununla ilgili müdahaleleri yapıp artık tamamladık derken, bugün saat 10.14'te yangına, bu tamamladık dediğimiz yangına yakın bir yerde ikinci bir yangın çıktı. Buna da müdahale 10.18'de gerçekleşti. Her iki yangın da orman alanında başladı. Çıkış sebebi 3 kişinin piknik amaçlı yakmış oldukları bir ateşten maalesef. Birbirine yakın devam eden bu yangınlara 5 uçak, 14 helikopter, 70 kara aracı ve 445 personel sevk ettik. Burada özellikle Yamanlar mevkiinde konut alanına yakın olması hasebiyle 17 ev yandı, 105 ev boşaltıldı, 44 iş yeri de tahliye edildi. Bir evinde, hepiniz bunları verdiniz zaten, çatısına isabet eden bir ateş parçası sebebiyle yangın çıktı, ancak itfaiye tarafından söndürüldü. Tabii sizler de takip ediyorsunuz, rüzgarın şiddetine göre zaman zaman baskılanıyor, zaman zaman da alevlenebiliyor. Arkadaşlarımız gerekli tedbirlerini aldılar. Arkamızda görmüş olduğunuz, tabii gece olması hasebiyle gündüz olsa belki bu kadar da fark edilmez. Bunlarla ilgili gerekli tedbirlerini aldılar. Şu an için yerleşim yerlerini tehdit edecek herhangi bir unsur yok burada. İkinci, üçüncü yangın, artık sayılarını da şaşırdık. İzmir Ödemiş'te Beydağ'ında iki çocuğun otluk alanda sigara içerken çıkarmış oldukları yangın maalesef. Bunlar da gözaltına alındı. 15.36'da meydana geldi. 15.42'de ilk müdahale oldu ama arkadaşlar, hepiniz takip ediyorsunuz, yine inanılmaz bir rüzgar var ve kararsız bir rüzgar var. Tek tarafa doğru esmediği için en çok da bizi uğraştıran, zaman zaman müdahale eden arkadaşlarımızın hayati tehlike atlatmasına sebep olan maalesef durumlar olabiliyor. Çok şükür şu ana kadar bütün bu yangınların tamamında herhangi bir can kaybı yok. Tabii ekosistemdeki canlıları artık bahsetmiyorum. Onlar için gerçekten son derece üzgünüm. Bu yangına da 3 uçak, 1 helikopter, 10 kara aracı, 63 personel sevk etmiştik. Bunun da enerjisi şu an için düşürülmüş vaziyette. Yine bir önceki günden kalan Manisa Gördes'teki yangın, bu da kırsal alanda başlamıştı ve ormana sirayet etmişti. Çıkış sebebiyle ilgili herhangi bir bilgimiz yok şu an için. Kolluk kuvvetleri araştırıyor.
Buna da yine 2 helikopter, 2 uçak, 99 kara aracı ve 512 personel sevk etmiştik. Aslında dediğim gibi ilk başta enerjisini oldukça düşürmüştük. Ancak yeniden çıkan şiddetli rüzgar maalesef bunun büyümesine sebep oldu. Arkadaşlarımız da şu anda orayla ilgili ciddi bir müdahale ve mücadele yürütüyorlar. Aydın dedim. Bunun da çıkış sebebini bilmiyoruz. 12.56'da çıktı. 13.05'te ilk müdahale oldu. Bu da yine kırsal alanda başladı ve ormana sirayet etti. Buraya da 3 uçak, 5 helikopter, 27 kara aracı ve 155 personel sevk etti. Kırsal alanda başlamıştı dediğim gibi. Ormana sirayet etti. Ancak çok şükür ki bunda enerjisi düşürüldü. Artık bunu düşünmüyoruz, bu yangını. En çok problemli olan şu anda bizim hakikaten bize endişeye sevk eden Aydın Bozdoğan'da bir yangın çıktı. 16.46'da Alhisar'da. İlk müdahale 16.55'te gerçekleştirildi. Bu da kırsal alanda çıktı ve ormana sirayet etti. 2 uçak, 3 helikopter, 30 kara aracı, 168 personel sevk ettik. Daha sonra arkadaşlarımız buraya çok yoğun bir şekilde müdahaleye başladılar ama hakikaten bayrak direklerini bile sağa sola savuracak nitelikte, hani şu anda rüzgar şiddetini aklımda tutamadım ama inanılmaz bir rüzgar vardı ve maalesef arkadaşlarımızı çok zorluyor. Şu anda belli bir savunma hattı oluşturdular. Burada tutmaya çalışıyorlar. Muğla, Milas, Karabük, Safranbolu ve Ovacık, yani bunlar da yine belli level'ın üzerindeki yangınlardı. Bunların da şu an için enerjileri düşürülmüş vaziyette. İnşallah çok büyük bir aksilik olmazsa bunlarla ilgili de güzel haber vermek istiyoruz. Değerli arkadaşlar, yangın topyekün bir mücadele. Yani gerek yangına direkt müdahale eden orman teşkilatı, onlara destek veren diğer kurumlar, yerel yönetimler, bir bütün halinde yapılan bir mücadele. Burada herkesin farklı görüşü olabilir. Yani şu olsun istenir, bu olsun istenir. Ama bunun bir metodolojisi var. Yani bu şuradan şuraya gitmek gibi bir şey değil. Siz ekipmanlarınızı, ekiplerinizi, onların can güvenliğini de sağlayacak şekilde yerleştirmelisiniz. Hava araçları 24 saat havada kalamaz. Bunların ikmal yapması gerekir. Yine belli bir rüzgar şiddetinin üzerinde olduğu zaman bu araçlar istese bile kalkamaz. Kalksalar bile su alamaz, istedikleri yere atamaz. Yani bütün bu koşulların hep birlikte düşünülmesi gerekir. Dolayısıyla ben özellikle hani çok gelirken de sosyal medyadan olanları arkadaşlar söylüyorlar. Ben onların hepsine kulaklarımı kapadım. Önemli olan bizim için öncelikle hiç kimsenin canına bir şey gelmesin. Ondan sonra insanların malına bir şey gelmesin. Ve bu hep beraber yangını söndürelim. Yine söylüyorum, belki bugün 5. ya da 6. bilemiyorum. Yani işte Çanakkale'de yaptık, Bolu'da yaptık, burada konuşuyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan belirtiyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bize belki de tarihte çok az görünür derecede yüksek şiddette rüzgar, çok çok düşük %5'ler 6'lar nem ve yüksek sıcaklıkları uyardı. Biz de konumlamalarımızı ona göre yaptık. Eğer dikkat ederseniz şu anda söylediğim bir hat üzerinde bu şartların oluşturmuş olduğu yangınlarla uğraşıyoruz. Hele ki çok basit bir şekilde aslında olmaması gereken bir şey yapıldığında işte hep beraber burada onu söndürmek için yüzlerce, binlerce insan, vatandaşların endişesi hep birlikte bunu halletmeye dönük, sorunu çözmeye dönük oluyor. Ben tekraren söylüyorum. Yarın, öbür gün ve önümüzdeki pazar gününe kadar, hatta Meteoroloji Genel Müdürlüğü bunu uzattı. Çok düşük nem, çok yüksek şiddette rüzgar ve yüksek sıcaklık, yüksek derecede sıcaklık var. Mümkünse, olabiliyorsa kapalı alanların dışında bir ateş yakılmasın. Evinizin dışında, iş yerinizin dışında bir ateş yakmayın. Bir çakmak bile
yakmayın. Yani hakikaten bu başka nasıl ifade edilir bunu da bilmiyorum.